Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Havit markasının M9038 modelli bir amoled ekrana sahip akıllı saatini inceleyeceğiz. Ve gerçekten kutu yapısına baktığımızda kaliteli bir hissiyatı olduğunu da söylemek istiyorum. Bu saatte birçok çeşitli özellik bulunuyor ve gerçekten kullanıcısına hitap eden ve amoled ekranlı aslında Apple Watch alternatifi bir saat arıyorsanız bu saate önerebileceğim saatler arasında ilk böyle 5'e sokabilirim. Nedeni de şu. Gerçekten ekran kalitesi çok çok iyi ve baktığınızda Arka kısmında gerekli detaylı özellikleri de bulunuyor. Hem Android hem iOS telefonlarda da bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Şimdi kutusunu bir açacağız. Kutusundan neler çıkıyor onlara bir baktıktan sonra genel özelliklerini bahsedip saatin birazcık uygulamasını ve arayüzünü göstermeye çalışacağım sizlere. Kutu açılımına şöyle geçelim hemen. Bu tabi kutu açılımında birazcık açması zor oluyor. Şuradan hemen bıçak yardımıyla kaldırdıktan sonra kutuyu alt kısımdan itiyoruz. Ve saati dediğim gibi kullanmıştım. Gördüğünüz gibi bu şekilde saati bizi karşılıyor. Şimdi hemen kutunun içerisinden saati çıkarttığım için sizlere böyle bir saati göstermek istiyorum. Şöyle baktığınızda saat arayüzleri gerçekten güzel. Bunu mesela kendim koydum. Bu kameraya da göstermek istiyorum. Baktığınızda güzel özelliklere sahip bir akıllı saati elimizde tutuyoruz. Saatin zaten arayüzüne baktığımızda hızlı bir şekilde donma kasma yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Sosyal medya bildirimlerini alabiliyorsunuz. SMS'tir vesaire. Arka kısmına baktığımızda sensörü bulunuyor ve alt kısımdan da şarj edebiliyorsunuz. Şimdi saati bir kenara koyalım ve kutunun içerisinden neler çıkıyor onlara biraz daha göz atalım. Şimdi kutunun şu plastik kısmını kaldıralım hemen. Bu arada tekrar açıp kutulaması gerçekten zor oluyor. Buradan bir adet şarj aleti çıkıyor. Bu görmüş olduğunuz gibi alt kısmı mıknatıslı ve mıknatısıyla saatin arka yüzüne yapıştırılıyor. Bu da herhangi bir USB'ye taktığınızda adaptöre direkt şarj edebiliyorsunuz bu ürünle. Kabloya uzunluğuna da baktığımızda böyle kısa çok uzun değil ama yeterli bir kablo uzunluğu bulunuyor üründe. Ayrıca kutunun içerisine baktığımızda bir adet de kullanım kitapçığı geliyor Havit markasına ait. Ve burada ürünü nasıl kurabileceğiniz ayrıca QR kodu bulunuyor. Uygulamayı indirebileceğiniz de bir QR kod olduğunu söyleyeyim sizlere. Ve burada zaten saatin üzerinde bir jelatin vardı. Bunu tabii ki de çıkarttım. Ayrıca bir tane de Havit markasının içerisinden çıkmakta zorluk çeken bir kartı bulunuyor. Bu şekilde de siyah bir kart koymuşlar içine. Neden olduğunu bilmiyorum tabii ki de. Saatin tasarımına baktığımızda şurada bir tuş bulunuyor ve yan taraflarında farklı bir tuş başka bulunmuyor. Bir adet de burada mikrofonu bulunuyor. Sesi gayet iyi alıyor. Hoparlör de bu arada iyi olduğunu söyleyeyim sizlere. Alt kısmında şarj edebileceğimiz şuradaki noktalar ve burada da sensörler bulunuyor. Saatin içerisinde 80 adete yakın spor verilerini kontrol edebildiğiniz spor aktiviteleri bulunuyor. Ve saatin en büyük özelliği istediğiniz resimleri kendi resimlerinizde dahil, farklı internetten bulduğunuz resimler de dahil saat kadranı yapabiliyorsunuz. Bu da amoled ekrana sahip olduğu için daha güzel, daha şık bir görüntü sağlıyor. Koluma hemen şöyle bir saati takacağım. Zaten kordon yapısı da bu arada silikon. Saatte ABS bir plastikten üretilmiş. Şöyle takabilirsem. Evet. Taktıktan sonra şu şekilde saatin duruşu kolumuzda böyle gözüküyor. Şık duruyor yani böyle ekranı mat bir ekrana sahip baktığınızda böyle parmak izini birazcık belli ediyor zaten. Görüyorsunuzdur muhtemelen bu kameradan da baya böyle parmak izi tozları belli ediyor. Şimdi teknik özelliklerinden bahsetmeden önce saatin bir arayüzüne bakalım net olarak. Ne gibi imkanlar sunuyor bizlere? İçerisinde neler var ve bu saatte neler yapılabilir ona bir göz atalım. Saate yakından baktığımızda tasarımıyla başlayalım. Şu yan tarafta bir tuş bulunuyor ve bir de mikrofonu var. Arka kısmında sensörleri ve şarj giriş yeri bulunuyor. Yan tarafta da bir hoparlör girişi bulunuyor ve farklı da bir zaten bir bölümü yok saatin. Şimdi kadranlara baktığımızda şöyle tek tek bir kadranları hemen gezelim. Şöyle Havitin kendi logosu bu şekilde bir kadranı ve bir böyle var. Bir de bu var içerisinde. Bu da benim kendi eklediğim kadran. Onu da size yakından göstermek istiyorum. Gerçekten ekran kalitesi iyi bence. Şimdi şu sağdaki tuşa bastığımızda hızlıca menüler arasında geçiş yapıyor. Yani burada menü stillerini görüntüleyebiliyorsunuz. Benim en çok kullandığım ve tercih ettiğim de bu oluyor. Burada şimdi baktığımızda birçok menü bulunuyor ve ayarlar var. Ayarlar kısmına girdiğimizde pili görüntüleyebiliyoruz ve enerji tasarruf modunu açabiliyoruz isterseniz. QR kodu görebiliyorsunuz. Dil ayarlaması yapabiliyorsunuz buradan. Türkçe bulunuyor zaten görüyorsunuz saat üzerinde de Türkçe olduğunu ve en üst kısımda parlak ekran, burada ekran süresinden tutun da birçok ayarı yapabildiğiniz bölüm bulunuyor. Burada işte ekran bilek kaldırma vesaire bunları uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Ekran saatini dijital saate çeviriyorum. Az önceki Always On Display ekranını dijital saat yapıyor. Ve burada titreşim yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Güçlü, yumuşak, kapalı, güçlü de gerçekten elinizi bayağı titrettiğini de söyleyebilirim. Yani gerçekten güçlü bir titreşim yapısı bulunuyor. Zaman ayarı vesaire buradan hepsini kontrol edebiliyor ve saate parola koyabiliyorsunuz. Hesap makinesinden tutun da birçok işlevi yapabildiğiniz bir saat bu. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Mesajlar bölümünde gelen bildirimleri görebiliyorsunuz. Onu da birazdan gösteriyor olacağım ya da detay çekimlere ekliyor olacağım. Çağrı kayıtları buradan gözüküyor ve buradan da arama yapabiliyorsunuz. Mesela baktığınızda tuşlaması vesaire gerçekten iyi dokunmatik algılaması da bayağı hızlı bir şekilde algılayıp sizlere imkan sağlıyor. Şimdi saatin şöyle tekrar bir arayüzüne girelim. Yukarıdan aşağıya kaydırdığımızda direkt buradan ekran parlaklığını kısıp açabileceğimiz bölüm bulunuyor. Hatta birazcık kısayım ki net gözüksün. Uyku modunu alabiliyorsunuz, ayarlara girebiliyorsunuz. El feneri dediğimiz beyaz bir ışık açılıyor böyle gördüğünüz gibi ve başka da zaten bu alanda bir şey yok. Böyle yana çektiğimizde de açılmıyor. Yukarıdan saati görebiliyor ve müzik dinliyorsanız ileri veya geri yapabiliyorsunuz buradan da. Şimdi aşağıdan yukarı çektiğimizde bildirim paneli geliyor. Mesajlarınız varsa gözüküyor. Sağdan daha doğrusu soldan sağ çektiğimizde son girdiğimiz uygulamalar, hava durumu ve kısa yol tuşları diyebiliriz aslında buna. Sağ tarafta ise spor verileriniz, kalp atış nabzınız, uyku modunuz ve hava durumunuz gözüküyor ve bir de müziğinin sesini açıp kısabiliyor, ileri geri yapabiliyor ve durdurabiliyorsunuz. Saatin uygulaması Fit Cloud Pro zaten QR kodla girebiliyorsunuz. Burada spor verileriniz gözüküyor ve burada en önemli alan zaten bütün ayarlarını yapabildiğiniz ve yapmak istediğiniz alanlar. Şimdi burada saat yüzüne göstermek istiyorum. Birçok tema bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi çok canlı temalar var. Mesela şu saat mod teması çok güzel ve hani böyle animasyonlu temalar da var gibi ama hareketli değil tabi karikatür tarzında. Mesela ayıcıklı vesaire böyle biraz daha anime karakterlerin olmuş olduğu gibi kar karakterler var. Mesela şu tilkiyi görebiliyorsunuzdur. Bu tilki gerçekten güzel bir karikatür diye geçiyor bu saatlerde. Çok fazla bu arada replika saat piyasasında ve akıllı saat piyasasında bulamayacağınız hani özellikler. Burada hava durum raporları var. Spor itme yani spor verilerinizi buradan yapabiliyorsunuz. Bileğinizi kaldırıp indirdiğinizde açılsın mı ekran diyor. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Burada mesaj hatırlatıcısı bölümü var. Bunu kapatırsanız hiçbir bildirim alamazsınız ama mesaj hatırlatıcının tümünü açarsanız tüm sosyal medya bildirimlerini alabileceksiniz. Şu anki piyasa şartlarında alınabilecek bence fiyat performans bir saat olduğunu sizlere söylemek istiyorum gerçekten uygulaması Fit Cloud Pro ile eşdeğer çalışıyor. Yani daha doğrusu stabil bir şekilde çalışıyor. Hemen anlık olarak bildirim geldiğinde telefonunuza bunu hemen görebiliyorsunuz yani. Herhangi bir problem yaşatmıyor. Bu arada arkadaki birkaç gün sürekli sallanıyor ve düştü düşecek birkaç gün sonra. Şimdi saatin size şöyle de bir göstermek istiyorum tekrardan. Bak gerçekten ince bir yapısı var. Yani incelikte ve şıklıkta bayağı böyle hani diğer saatlerden biraz daha sizleri ön plana taşıyor. Şimdi bu saatte dezavantaj var mı? Ben böyle hani saat konusunda ne gibi dezavantajlar var diye baktığımda bulamadım açıkçası. Çünkü replika saat de inceledim, orijinal saat de kullandım ve farklı markaların saatlerini de kullandığım için hani böyle eşdeğer birbirleriyle nasıl bir senkronizasyon sağladığını hem uygulama anlamında hem bildirim anlamında görebiliyorum. E bu da bana bütün bildirimleri gösteriyor. E bu da bana işte Whatsapp'tan, Instagram'dan ya da TikTok'tan ya da YouTube'dan herhangi bir bildirim geldiğinde anlık olarak diyor ki işte sana bildirim geldi ve açıyorum bakıyorum bildirimleri anlık olarak neler geldiğini okuyabiliyorum, görebiliyorum. Hatta bunu motosiklet sürerken kullanıyorum genelde. Nedeni de şu, bildirimleri ve ekran parlaklığı aslında kontrastı daha iyi olduğu için amoled ekrandan dolayı Diğer saatlerden daha ön plana çıkıyor. Güneş altında daha net böyle ekranı görebiliyorsunuz. Şu an mesela ekran parlaklığı kısıkta en yükseğe aldığımda baya böyle parlaklık sağlıyor. Tabi şu anda burada ışıklar olduğu için biraz böyle kamerada gözükmeyebilir ama detay çekimlerinde bunu gösteriyor olacağım. Saatin özelliklerine de baktığımızda 410'a 502 piksellik bir ekranı bulunuyor. 1.95 inçte bir ekran boyutuna sahip bu saat. ABS bir plastikten yapılmış dış tarafı. Bluetooth özelliğiyle kesinti sağlamıyor telefonunuzda. Yani uzaklaştığınız bile 15 metrelerde, 20 metrelerde eğer bir engel yoksa kesinti sağlamadan kullanmanıza olanak sağlıyor. Saatte yapabileceğiniz sağlık verileri ise nabız ölçme, kadın sağlığı takipçisi, kalori takibi, kan basıncı, kandaki oksijen seviyesini ölçme ve su tüketim takibi yapabiliyorsunuz. Spor verisi olarak da mesafe ölçer, çoklu spor modu, aktivite takibi ve geçmişini görebiliyorsunuz. Bisiklet, koşu, yürüyüş bu tarz birbirinden fazla 80 adete yakın bir spor verisi de bulunuyor. En çok da zaten insanlar bunları spora gittiklerinde kalori takibini kontrol edebilmek için alıyorlar. Cihazın bataryası 230 mAh ve manyetik bir şarj istasyonu var. Zaten 230 mAh'de Gerçekten hani böyle Bluetooth'la kullandığınızda bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Hatta belki 2-3 günleri de bulabilir. Ben onu denemedim açık ve net söylüyorum. Ben bu saati Bluetooth'a bağladığım dönemde sadece motosiklet kullanırken bağladım. Ve iş yerindeyken bağladım. Evde zaten ihtiyacım olmuyordu. İş yerinde uzaklaştığımda telefon masamdayken direkt gelen bildirimleri kolumdan ölçüp görebiliyordum. Ve motosiklette eğer gittiğimde bir bildirim ya da biri aradığında saate bakıp görüp hani kim arıyor vesaire deyip cevaplayıp zaten interkomum var bundan kontrol ediyordum. Evet Havit ilgili inceleyebileceğim saatin içeriği bu şekildeydi. Sormak istediğiniz sorularınız olursa da bunu yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Görüşürüz.